Merhaba arkadaşlar, Nurgül'ün Tığ ve İğne Yolları YouTube kanalıma hoş geldiniz. Eğer kanalıma abone değilseniz abone olmayı, emeklerim için beğeni ve yorum yapmayı unutmayalım. Sağ alt köşedeki kırmızı abone ol butonuna basarak abone olabilir, zil butonunu açarak da çektiğim videolardan haberdar olabilirsiniz. Kanalıma abone olmak ücretsizdir arkadaşlar. Ücretsiz bir şekilde abone olabilirsiniz. Bugün anlatacağımız model bu şekilde. Çok hoş ve çok zarif bir model. Bunu tek halinde arkadaşlar ilk videolarımda anlatmıştım bu mavi çiçeğimizi. Bu şekilde tasarlanmış halini de şimdi anlatalım. Evet, modelimizin anlatım kısmına geçelim. Evet arkadaşlar, ikişer zincir çekerek yemenimizi tığ battırıyoruz. Tığ battığımızı yaptıktan sonra ister sık iğne ile girin tığ battının içine, isterseniz arkadaşlar ipinizi tığa tutturup bir zincirle bir defa dolayıp tığ battının içine 2 olarak bu şekilde bir trabzan yapın. 4 zincirimi kapatıyorum bu şekilde. Bir zincir bir defa doluyorum. Hemen yandaki tığ battıya 2 alarak trabzan yapıyorum. 1, 2, 3, 4 zincir. Kapattım. 4 zincirimi bu şekilde buraya. Bir zincir çekiyorum. Bir defa doluyorum. Bu zincir işi arkadaşlar, eğer tığ battığınız iri ise bu şekilde arasına bir tane zincir çekebilirsiniz. Sıksa direkt tığınızın başını dolayarak trabzanı yapabilirsiniz. Çünkü ara mesafesinin marullaştırmaması lazım. Bir zincir çekiyorum. Bir defa doluyorum. Bu şekilde tığ battıya girdim. 2. Şimdi bu kadar ara mesafesi yeter arkadaşlar. Hem örnek amaçlı olduğu için hem de bu şekilde gayet sizin için de uygun. Bir zincir çekiyorum. Bir defa doluyorum. 2. Bir tanesini boş bıraktık. İkinci trabzanım için kirpik yapacağım. 4 zincirimi çekip kapatıyorum. Bir zincir bir defa doladım. Hemen buradaki tığ battıya 2 alarak girip bir trabzan yaptım. 8 tane zincir çekiyorum. Buraya 2, 3, 4, 5, 6, 7 ve 8. 8 zincirimi çekip şöyle çevirdim. Buradaki arkadaşlar boş olan trabzanımın tam tepesine. Çünkü trabzan tepesinden zinciri çekmeye başladığım için bu şekilde durması lazım arkadaşlar. Bakın aynı boyutta. Şimdi dönüp 2, 3, 4 zincir çekiyorum. 2 defa tığımın başını doladım. Buraya yuvaya 1, 2, 2, 2 olarak bu şekilde bir trabzan yaptım. Trabzanımın tepesine 6 tane zincir çekiyorum. 6 zincirimi trabzanı araya kapatıp buraya çiçeğimiz için yuva yapmış olduk. Şimdi dalımızı yapalım. 5 tane sık iğne buraya. 1 2 3 4 5 6. sık iğnemi de yuvada yapıyorum arkadaşlar. Şu şekilde elimle dikleştiriyorum. 1, 2, 3, 4 zincir. 2 defa doladım. Yuvaya girip 1, 2, 2, 2 olarak bu şekilde bir trabzan yaptım. 6 zincir. Kapatıyorum yuvaya. Yine aynı şekilde arkadaşlar 5 tane sık iğne yapacağım. Bismillahirrahmanirrahim diyelim. 1, 2, 3, 4 ve 5. Hemen yuvaya girip ikinci dalımız da hazır. Tekrar 4 zincir. 2 defa dola. Yuvaya gir. 1, 2, 2, 2. Evet. 6 zincir. Kapatıyorum. Yine 5 tane sık iğne. 1, 2, 3, 4 ve 5.
Altıncıyı da arkadaşlar yine öbürleri gibi aynı bu 8 zincirli orta yuvaya kapattım. Şimdi buradaki trabzan seviyesine iniyorum. Aynı mesafeye indim. Bir zincir, bir defa doladım. Yuvaya girdim. 2 2. 1 2 3 4 zincir. Kirpik olarak kapattım. Araya bir zincir, bir defa doladım. 2 2. 1 2 3 4 zincir. Kapattım. Araya bir zincir, bir defa doluyorum. 2 2. Bu 3 tanesi arkadaşlar yuva için ara mesafesi olarak da şu şekilde 6 veya 7 tane kalıyor. Bu şekilde devam ediyor arkadaşlar. Arasına 3 buraya, 3 buraya 6. 6 da ortaya 12, 13 tane filan veyahut da 15 tane bırakacağız arkadaşlar. 6 tanesi çiçeğimizin çatımı için, diğer ise ara suyu için. Bu şekilde kirpikleri yaparak devam edeceğiz. Şimdi çiçeğimizin yapım kısmına geçelim. Evet arkadaşlar, buradaki 3. tomurcuğumun tepesinden sık iğne ile buraya giriyorum. Bu şekilde buraya girdim. Bir defa tığımın başını doladım. Yapmış olduğum bu 6 zincirli yuvanın içine giriyorum. 2 2 olarak bir trabzan yapıyorum. 1 2 3 4 zincir. 4 zincirimi buraya kirpik olarak kapattım. Yine bir defa doluyorum. Arada zincir çekmiyoruz arkadaşlar. Bu yaptığım yeşil yuvaya 1 2 2 3 seferde aldığım trabzan. Yine 4 zincirimi çekip kirpiğimi bu şekilde yapıyorum. Bir defa doladım. Yeşil yuvaya girdim. 1 2 2 trabzanımı yaptım. 4 zincir kapattım buraya. Bu şekilde 3 tane kirpiği yaptım. 2 zincir çekiyorum. Bir defa doluyorum. Yuvaya girip bu yaptığım, en son yaptığım trabzanın arası arkadaşlar. Yuvamız burası. 1 2 2. En son yaptığım 3. trabzanın arasından girip 3 seferde aldığım bir trabzan yaptım. Tepesine 4 zincir. Buraya kapatıyorum kirpik olarak. Bir defa doladım. Yuvaya girip 1 2 2. 1 2 3 4 zincir. Kapattım buraya kirpik olarak. Bir defa doladım. Yine 3. trabzanım. 3. yuvaya 3 tane kirpikli trabzan yapıyorum. 4 zincir. Yine trabzanın arasına kapattım. Bir defa doluyorum. 3 tane oldu arkadaşlar. Şimdi yine yeşil yuvaya iniyoruz. İndim. 1 2 2. Bakın bu şekilde. Bunun aynısını buraya yapacağız. 1 2 3 4 zincir. Kirpiğimin arasına kirpiğimi kapattım trabzanımın arasına. Bir defa doladım yeşil yuvaya. 1 2 2. 1 2 3 4 zincir. Kapattım kirpiğimi. Bir defa doladım yine yeşil yuvaya. 3. trabzanım ve sonuncu trabzanım. 4 zincir. Kapattım buraya. Bu şekilde arkadaşlar bir tanesi çiçeğimizin hazır dalımızın üzerine bir tanesini yaptık. Aynısından şimdi diğerlerini de yapacağız arkadaşlar. Bir defa tığımızın başını doluyoruz. Hiç zincir yok arkadaşlar. Direkt yeşil yuvanın içine girdim. 1 2 2 trabzan. Aynı işlemi buraya da yapıyoruz. 4 zincir. Kirpiğime kapattım. Bir defa doluyorum. Yeşil yuvanın içine girip 1 2 2. 1 2 3 4 zincir. Bu da kirpiği arkadaşlar. Bir defa doluyorum. 1 2 2. 3. trabzanım. 1 2 3 4 zincir. Trabzanımızın arasına kapattık. Yine 3 tane kirpikli trabzanımızı yaptık. 2 zincir çekip
Bu son yaptığımız trabzanın arasına girdim. 1, 2, 2. Bu şekilde buraya bir trabzan yaptım. 4 zincirini çekiyorum. Kirpiğini yapıyorum. Bir defa doladım. Aynı trabzanın içine 1, 2, 2. 1, 2, 3, 4 zincir. Trabzan arama girdim, kapattım. Bir defa doladım. 1, 2, 2. 1, 2, 3, 4 zincir. Buraya kapattım. Bir defa doluyorum. Yuvaya girdim. 1, 2, 2. Buraya yine aynı şekilde arkadaşlar. 3 tane kirpikli trabzan yapıyorum. 4 zincir. Kapattım buraya. Bir defa doluyorum. Yeşil yuvaya. İkinci trabzanım. Hemen 4 zincirini. 2, 3, 4 zincir. Buraya kapattım. Bir defa doladım. Yuvaya girip. 1, 2, 2. Sonuncu trabzanım. Yine 4 zincir. Kapatıyorum kirpiğini, trabzanımı. Evet. Sonuncu 3 kirpikli trabzanı da yaptık. İkincisi de hazır. Bir defa doluyorum. Üçüncü yuvaya 1, 2, 2. Geçiş yaptım bu şekilde. Hiç zincir çekmeden geçiş yapıyoruz. 4 zincir çekip trabzanımıza kirpik olarak kapatıyoruz. Bir defa 3 seferde çekip 4 zincirli kirpiğini yapıyoruz. Bir defa doladım. 1, 2, 2. 3 tane trabzan. 4 zincir. Trabzanımı kapattım. 2 zincir çektim. Bir defa doladım. 1, 2, 2. 1, 2, 3, 4 zincir. Buraya trabzanımın arasına kapatıyorum arkadaşlar. Bu şekilde ikinci kata çıktık. Bir defa doluyorum. Aynı yuvamın içine 1, 2, 2. 1, 2, 3, 4 zincir. Buraya kirpiğimi kapattım. Bir defa doladım. Yuvama girdim. 1, 2, 2. 1, 2, 3, 4 zincir. Bu şekilde kapattım. Bir defa doluyorum. Yeşil yuvama girdim. 1, 2, 2. 1, 2, 3, 4 zincir. Kapattım. Bir defa doladım. Yeşil yuvaya 1, 2, 2. 1, 2, 3, 4 zincir. Buraya kapatıyorum. Bir defa doladım. Yuvaya girdim. 1, 2, 2. Sonuncu trabzanım. 1, 2, 3, 4 zincir. Kapattım buraya. Evet arkadaşlar, üçüncüsünü de bitirdik. Şimdi buradan 1, 2, 3. kirpiğin içine yaptığım bu çiçeğimi tutturdum. Bir tane de zincir çekiyorum. İpimi koparıp yakıp geliyorum. Evet arkadaşlar, modelimiz bu şekilde. Çok hoş ve çok zarif bir model oldu. Yapacak arkadaşlara kolay gelsin. Allah'a emanet olun. Hoşça kalın arkadaşlar.